MTSO Meclis Başkanı Mahmut Arslan, Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut ve Yönetim Kurulu üyeleriyle meclis üyeleri 132. kuruluş yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlamına ilişkin konuşmayı Meclis Başkanı Mahmut Arslan yaptı. Arslan konuşmasında MTSO'nun tarihçesine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti. MTSO'nun bugüne kadar Mersin'e çok şey kazandırdığını, bundan sonra da kazandıracağı daha nice şey olduğunu dile getiren Arslan, Mersin'e 422 bin istihdam sağladıklarını kaydetti. STK'larından olan, sivil toplum kuruluşlarından olan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın 132. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için toplandık. Değerli basın mensupları, bilindiği gibi Mersin Ticaret Sanayi Odası 1886 yılında kurulduğu vakit Türkiye'de sadece İstanbul'da ve bir de Tarsus'ta, o zaman Tarsus Mersin'den daha büyük bir yerleşim yeriydi. Tarsus'ta ve bir de Karadeniz'de bir tane ticaret odası vardı. Hatta İzmir'de daha sonraları kuruldu. Değerli meclis üyelerim, bu kadar eski bir kuruluşun içinde olmamızdan dolayı sizin adınıza iftihar ediyorum. Bura 18 Aralık, bundan 132 yıl önce Hasip Bey'in başkanlığında ve beraberinde 4 tane yönetim kurulu üyesi Ticaret Sanayi Odası'nı kurdular. Ve o dönemden sonra da Mersin Ticaret Sanayi Odası'nın üzerine her gelen yöneticimiz bir tuğla koyarak gittikçe yükselttiler. Ben geçmiş dönem mecliste olan, yönetimde olan bütün herkese ve çalışanlara minnet duygularımızı sunuyorum. Mersin Ticaret Sanayi Odası bir sivil toplum kuruluşu olmasına rağmen Mersin'e kazandırdıkları ve hali hazırda kazandıracakları daha nice şeyler var. Bizim 20 binin daha da aştı herhalde üyemiz var. Bunun 17 bini faal. 422 bin istihdamı sağlıyoruz. Arkadaşlar bunlar az değil. Mersin'in tuhaf bir kadersizliği var diyerek Mersin'de bir türlü bitirilemeyen yatırımlara dikkat çeken Arslan, havaalanı ve D-400 karayolunu örnek gösterdi. Mersin'in bir tuhaf kadersizliği var. Havaalanı bitmesi lazımdı, bitmedi. Niye bitmedi? Alan adam, hep böyle uğursuz adamlar mı ne geliyor? Alan adam çok ucuz fiyata aldı, bitiremedi. %20'sini yaptı, bıraktı gitti. Şimdi şu rezalet var bu şeye doğru giderken, iş yerlerine doğru giderken, D-400 üzerinde. Şimdi bunu ne yapacağız? Yani biz ömür billah bu yoldan böyle o kötü yollardan mı gideceğiz? Böyle kötü bir fiyatla alınma talihsizliğini yaşıyor Mersin. Böyle ben oranın biteceğine de pek ihtimal vermiyorum. Çünkü yılbaşı geldi, daha bir şey yok. Konuşmanın ardından Meclis Başkanı Arslan ile Yönetim Kurulu Başkanı Aşut Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.